Nasılsın? Çok iyiyim. Evet, bugün ben de iyi olmak istiyorum. Evet, bugün hayalinizdeki saçı yapacağız. Hayalinde bir saç var. Ama var. Evet, var. Arkadaşlar, modeller hayallerini söylüyorlar da bence bunlar hiçbir şey bilmiyorlar ki, ne hayali. Şimdi şuradan bir S şeklinde, bir kabarık bir şekilde bir örgü istiyorum. Ve ucunda, o örgünün ucunu şuraya, buraya toplayarak topuz şeklinde görünmesini istiyorum. Bunu yapabilir misin? Yani örgüden çok fazla anlamıyorum, zaten bunu ilk günde de söyledim. Ama yapmaya çalışırım. Senin istediğin gibi bir şey olur mu onu bilmiyorum. Bence Evrim bugün çok güzel saç yapacak. Hayaller ve hayatlar olmasın da. Güzel olacak hayaller. Biraz böyle sanki yaz günlerini, yaz şeylerini seviyorsun gibi geliyor bana. Yüzün uzun, kaşlar çok güzel, doğal alınmamış, muhteşem. Ona uygun bir şey seçeceğini düşünüyorum. Artık fikrin nedir senin bilmiyorum ama... Tabii sen bir fikrini söyle, onun üzerinden konuşalım. Ben iddialı olmayı tercih ediyorum, biliyorsunuz. Evet. Yine evet. Sıra dışı bir model düşündüm. Hangi tarz ama model? Ama tam analiz edemedim kafamda. Gotik bir saç istiyorum ben. Gotik? Gotik bir saç modeli. Sıra dışı olmayı seviyorum çünkü, ama tam analizini yapamadım. Bana yakışıp yakışmayacağından emin değilim. Seda, gotik tarz istiyormuş. Ne diyorsun? Ben şaşırmadım. Bu modelin ben şaşırdım. Gotik tarzı. Ama ben uçlar zaten yoğun makyajı sevdiğini söylüyor. Farklı tarzı sevdiğini hep söylüyordu zaten. Siz biliyor musunuz gotik makyajla saçı? Ama şöyle bir şey var. Sedai'ye gotik makyajı taşıyacağını ben düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. İstediğiniz modelle şimdi bağdaştırıyorum. Dün derine inememişim galiba. Gerçekten sizi de böyle derinlerde bir şeyler var. İstediğiniz model ve şeye bakılırsa sizi çözeceğiz. Nereden aklınıza geldi bu? Nasıl bir iş dünya? Onu çözemedim yani. Çünkü ben hep başından beri söylüyorum ya, daha yayına başladığımız andan itibaren iddialı ve çekici olmayı seviyorum. Ve yani gotik model de zaten sıra dışı, marjinal bir model. İki tarağımızı senin yüzüne yan yana koyduğumuzda taraklar eğer yukarıya gösteriyorsa senin gökyüzü enerjin sahipsin, gökyüzü enerjisine. Yani bu, evet, senin çok pozitif olduğunu gösteriyor. Ve buna... Ve bunu... Aynı zamanda sadece taraklarla değil, sen farkında olmasan da seçtiğin saatin yuvarlak, ayakkabının ucu yuvarlak. Bugün takın yok, takını seçsen de yuvarlak olacağını düşünüyorum. Sen bunun farkına varmadan zaten, buradan izleyen seyircilerimize de kısa bir bilgi olur. Genelde gökyüzü enerjisine sahip olan insanlar yuvarlak takılar seçer. Peki, tamam. Ve saçını o zaman da saçında, olarak analiz edelim. Saç size. Olarak kış kadını moduna sahipsin. Kış kadını ne demek gelirsek, ne demek? Daha çok koyu tenler, koyu kaş, koyu göz sahipsin ve koyu bir ten rengine sahipsin. Ve saçlarında daha çok kısa küt kesimler, asimetrik kesimler, avantgard modeller ve örgü modelleri tercih etmelisin. Bence bunu bir deneyelim lütfen. Deneyelim yani, ama dediğim gibi örgüde hiç iddialı değilim. Yani kötü bir şey çıkarsa ben... sadece hayalini gerçekleştirmek adına yaparım, yapmaya yani çalışırım. Yani yapmaya çalış. Sevdiğim bir kız geldi... Beni seviyor musun, sevmiyor musun bilmiyorum. Tabii ama sevdiğim bir kız geldi dedi. O hayalini yapmak için, ona destek olmak için hani bir şekilde elinden geleni yapma gerekiyordu. Ya yani elinden geleni yaparım ama dediğim gibi yani örgüde hiç iyi değilim. Bunu açıkça yapmaya söylüyorum. Yapmaya çalış, bence yaratıcı ol, yaparsın, ben sana tamam. Güveniyorum. Şeydem, Evrim neden hiç teknik konuşmuyor mesleğiyle ilgili? Yani, saçı anlatırken mesleki yani öncü ya da yeterliliği bu kadar çünkü. Prenses olmak istiyorum. Tabii ki prensesim. Ama mesela dalgalı böyle arkaya doğru böyle gelsin. Arkadan böyle böyle mesela birbirinin içine girerek biraz toplansın böyle. Aynen, olabilir. İçinde de bazı aksesuarlar olsun. Tabii bu benim yüzüme gider mi diye düşünüyorum. Çünkü hayalimdeki her şey bana yakışacak diye bir şey yok. Çok güzel bir noktaya değindin. Ense açılmadığı için, ense bölümü açılmadığı için bence çok olumlu bir model seçmişsin ki gider de. Çünkü dedim ya, yüzün uzun biraz senin. Çok farklı bir tarz ve ilk defa böyle bir modelle karşı karşıya kaldım. Çünkü ama... ben hep söylüyorum yani, ben iddialıyım. Evet, ona şu anda inandım. Bakalım iddia nelerdir, istediğiniz model nelerdir? Bana yakışır mı peki? Yani bahsettiğim, biraz önce bahsettiğim yakışır. O model. Size her şey yakışır. Bu hayal gücüdür. Çok teşekkür ederim. Biz hayal çok gücümüzü yeteneğimizle birleştirdiğimiz zaman saçımız müsait muhteşem size şeyler çıkacak. Size zaten yaratıcı bir insansınız. Çok teşekkür ederim. İnanıyorum yani. Hayalimdeki saçı zaten söyledim. Biraz daha farklı bir şey yani istiyorum ama yatay bir örgü modeli var. Böyle yatay. Yatay. Ama böyle
iri örgüler, anlatabiliyor muyum? Daha böyle dağınık, kabarık. Topuz, evet. Ama topuzu da hareketlendirecek aksesuarlarla. Anladım. Daha helenistik bir topuz istiyorsun. Evet, aynen. Ve örgü güzel. Detayı istiyorsun. Tabii tabii. Okay. Tam arkada şu şekilde yatay geçen bir... Tamam. Altına da dağınık bir topuz biraz düşünüyorsun. Biraz iddialı ama güzel. İstediğim şeyi hayal edebildin mi yani? Yüzüme gerçekten yakışacak mı? Görecek miyiz yani? Hani yani anladığım ne kadar kadarıyla... yapamasan da görünebilir mi güzel? Ayrımı şey? Nasıl olacak saçının bu arada? Nasıl yapalım ayrımını? Ayrımı aslında ayrım şöyle. Şurada şuradan başlıyor zaten tamam. Örgü. Şuradan almaya başladığın zaman tamam, böyle. Tamam. Şuradan şey yaparak kabarık kabarık. Ala ala öre öre doğru mu? Evet. Şurada bir topuz balık oluşturacağız. Balık sırtının kabarık halini gibi düşünün ama balık sırtının şeyleri belli olmayacak yani. Şuradan böyle. Balık sırtı öyle. Hiç yapamam zaten. Yani normal yok. Örgü yani... şeklinde dediğim gibi ben yapamıyorum yani örgüyü. Ben niye şey oldum biliyor musun? Sihirli eller yazmış da ben 3 haftadır hiçbir şey yaptığını görmedim ki. Niye yazmış onu merak ediyorum ben. Hani bir sanat yapar, bir saç yapar. Bizi birden böyle bir... kendine gelip bir şaşırtsın. Acaba yarışmanın rehavetine mi kapıldı yani? Hani böyle bir heyecanına. Ama 3 haftadır bir şey yapamayan bugün mü yapacak arkadaşım yani? Ben de anlamadım. O tişörtü niye giymiş? Yani karakter meselesi. Belki hani yarışmaya adapte olamamış olabilir. Daha geç olmuş olabilir bize göre. 3. haftadayız. Bizim için arkadan ziyade ön görüntü de çok önemli böyle bir modelde. Ama önden de böyle toplu olarak değil de işte alnını öne çıkarmaktan ziyade hafif böyle dağınık önlem yapabiliriz. Ortadan mı ayrılım yoksa? Onun ayrımını iki türlü de bakarız. Ama yan daha güzel olur gibi geliyor bana. Bir de ortadan deneriz. Hangisi daha hoş ortadan durursa yaptığımız göre. Modeli. Yani hayalindeki üzerine, ortadan. Ortaysa orta yaparız o zaman. Hayalindeki saçla görsel ifaden uyuyor. Sıkıntı yok yani. Bence gayet iyi bir model seçmişsin. Peki bu hayalindeki... modelim eski model değil değil mi? 2019'a uyuyor yani biliyorsun takıntı. Şöyle zaten son zamanlarda salonlarımızda yaptığımız bir model. Tabii herkese uygulamıyoruz bunu. Kişiye göre değişebiliyor dediğim gibi. Bence uyumlu. Yani şu anda zaten insanların kullandığı bir model. Tamam o zaman. Sen de zaten hayallerin de biraz önde gidiyor. Güzel yani. Tamam anlaştık o zaman. Acaba söylediğim şekilde yapabilecek miyiz saçı? O çok böyle sıralışı anladım mi? Ben size ama çok sıralışı olmayacak o. Onu şimdi gelin saçına benzetecekler. Anlatabilir miyim? Dağınık topuza benzetecekler. Anladınız mı? Gotik aslında daha sıralışıdır. Ek saçlar kullanılabilir. Sıralışı bir model. Yani o kadar değil. Ağır bombeli çünkü. Ağır bombeli. Yanlar ağır bombeli. Bayağı bir kabarık. Tamam. Önlerde biliyorum. Şöyle hafif bukleli. Arkada yani isterseniz arkayı da yine farklı bir şekilde... yapabilirsiniz yani daha sıra dışı görünecek bir şekilde. Bizim model çok bilmiş ya. Gerçekten. Ve çok zor. Zor bir kadın. Aynen gerçekten. Ama hiç şunu düşünmüyor. Kendine yakışır mı yakışmaz mı? Evet, habire söylüyor. Sürekli istiyor. Ha. Mesela biz kuaför salonumuza geldiği zaman kadın derse ben şu makyaj istiyorum. Ben derim ki sana